Kardeşi Ioannis'in varis bırakmadan ölmesi üzerine Konstantinos ve kardeşi Demetrios arasında kimin imparator olacağı hakkında bir uyuşmazlık çıkmıştır. Geçici taht naibi olan anneleri İmparatoriçe Helena, Konstantinos'u tutmaktaydı. Bu taht kavgası gün geçtikçe imparatorluğu yıpratıyordu. Bu sorunu bir şekilde çözmeleri gerekiyordu. Yoksa imparatorluk büyük bir kaosa sürükleniyordu. Her iki tarafta Osmanlı padişahı II. Murad'ın bu uyuşmazlığı halletmesini kabul etti. II. Murad, Konstantinos'un Bizans imparatoru olma konusunda karar verdi ve Konstantinos Mora'da imparator olarak ilan edildi ve taç giydirildi. Ortodoks Kilisesi Patriği'nin bulunmadığı ve Konstantinopolis'te yapılmayan bir taç giyme töreni o vakte kadar hiç görülmemişti. Bizans'ın gücü o kadar küçülmüştü ki, imparatoru başkentine taşıyacak Bizans donanma gemisi bulunmuyordu ve Konstantinos bir Katalan gemisi ile Konstantiniye'ye varabildi. Gelelim Fatih Sultan Mehmet ile ilişkisine. II. Murad 1451'de ölünce 19 yaşındaki oğlu II. Mehmet ikinci defa Osmanlı padişahı oldu yeni padişahın tahta geçmesi zamanındaki zayıf anını yakalamak isteyen Konstantinos, padişah çocuğu olan ve İstanbul'da bir yıllık haraç karşılığı tutulan Orhan'ın eğer yıllık haraçı ikiye katlanmazsa serbest bırakılacağını bildirerek Sultan Mehmet'e tehditte bulundu. Bu tehdit üzerine Sultan Mehmet bundan önceki ödedikleri haraçı da kesti. Sultan Mehmet artık İstanbul kuşatması için hazırlıklara başlamıştı. Bunun üzerine Konstantinos Fatih Sultan Mehmet'e elçiler ile hediyeler ve hazineler göndermiştir. Ancak bu hediyeler Fatih Sultan Mehmet'in fikrini değiştirememiştir. Bunun üzerine Konstantinos Papa'dan ve Cenevizlilerden yardım istemiştir. Papa'nın isteği şudur: Ortodokslar ve Katoliklerin birlikte ayin yapmaları. Konstantinos veziri Notaras'ın bütün itirazlarına rağmen bunu kabul etmiştir. 6 Nisan'da başlayan İstanbul kuşatması ile birlikte 29 Mayıs 1453 tarihinde Konstantinos Osmanlı askerleriyle çarpışırken öldürüldü.